Kazakistan gündemine bakacağız. TRT'nin Usultan muhabiri Janar Salıbay karşımızda. Janar, neler aktaracaksın bize? Evet, Göktuğ Kırca, Kazakistan gündemini aktaralım. Dün Kazakistan, Güney Kazakistan bölgesinde yer alan Saramögey Milli Parkı'nda 7 kişi kayboldu. 2 turistin ise cesedi bulundu. Şu anda daha 2 turisti arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu anda arama kurtarma çalışmalarına Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın ekibi de dahil edildi. Ekip sınırda bulunan Ugem Nehri'ni inceliyor diyelim. Şu anda arama kurtarma çalışmalarına 218 kişi, 30 ekipman ve 3 insansız hava aracı katıldı diyelim. Öte yandan Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'dan Kırgızistan başkenti Bişkek'e dış hat uçuşları başladı. İlk uçuş dün yapıldı. Uçuşlar düzenli olarak haftada 2 kere pazar günü ve perşembe günleri gerçekleşecek diyelim. Uçuşların tüm sıhhi ve salgın durumu tedbirleri kapsamında gerçekleşeceği belirtildi diyelim. Öte yandan Kazakistan'da salgınla mücadele devam ediyor. Dün Almaty şehrinde CoronaVac Çin aşısının 500 bin doz Kazakistan'a tedarik edildi. Şu anda CoronaVac Kazakistan Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı ve ülkede vatandaşlara uygulanacak 4. aşı oldu. Şu anda Kazakistan'da Sputnik ve CoronaVac ve Hayatvax aşıları uygulanıyor diyelim. Öte yandan Kazakistan Başbakanı Asgar Mamin Haziran ayında ülkeye 2 milyon doz aşının tedarik edileceğini belirtti. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve bölge valilerine aşı olan vatandaş sayısını artırma talimatını verdi. Bugün ise Atrova bölgesine 1000 doz CoronaVac ve başkent Nursultan'da 6000 doz yerli aşının uygulandığı açıklandı diyelim. 1 Haziran itibariyle ise ülkede vaka sayısı 387.672'ye yükselirken 357.826 hasta iyileşerek taburcu oldu ve ülke genelinde 4.124 can kaybı yaşandı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Salıbay, teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Kazakistan gündemiyle başladık. Şimdi